Evet, öncelikle herkese merhaba. Google Chrome'da herhangi bir siteye girerken bağlantınız gizli değil veyahut da bağlantınız güvenli değil şeklinde görülen bir hatanın çözümünü anlatacağım. Bu şekilde fotoğraflarda da gördüğünüz gibi bazı sitelerin başında güvenli değil ibaresi yer alıyor. Sağ taraftaki resimde gördüğünüz gibi normalde site normal bir isimle yazması gerekirken başında bir tane uyarı işareti ve güvenli değil ile birlikte geldiğinde birazdan size göstereceğim yöntemi uygularsanız bu problemi halletmiş olursunuz. Bu problemin birçok sebebi olabiliyor. Bazen bilgisayarın tarihini otomatik kendisi ileri almış oluyor. Siz onu düzelttiğinizde tekrardan düzeliyor. Bazı kullanıcılar yeniden sertifika satın almanız gerektiğinden bahsediyor. Veyahut da Google kullanmayın, Google Chrome kullanmayın diyenler oluyor. Ancak bu problemin genelde kaynağı sertifikanın bilgisayarda olmaması veyahut da geçersiz kalmasıyla alakalı bir durum. Bu genelde format atıldıktan sonra karşılaşılan bir problem. Birçok kullanıcı genelde şu hatayı aldıktan sonra burada gelişmiş bilgileri aç ve siteye devam et deyip bağlantıyı sürdürebiliyor. Ancak site bazen bozuk çıkabiliyor karşımıza. Bunların tamamı da sertifikadan kaynaklı. Şimdi burada güvenli değil yazısına tıkladığınız zaman karşınıza çıkan şu ekranda sertifika geçersiz yazıyorsa eğer buradaki sertifikayı öncelikle tıklamanız gerekiyor. Şuradan bir örnek vererek göstereyim. Şu anda e-okul sitesi bizde güvenli olarak gözüküyor. O fotoğraftaki örnekte burası geçersiz olarak yazıyordu. Bu sertifikanın üzerine bastığımız zaman bu sitenin ve bilgisayarın hangi sertifikayı kullandığını şuradan görebiliyorsunuz. Global Sign Organization dediği bir site. Buradan sertifika yoluna geldiğinizde burada 3, bazen 4, bazen 5 basamaklı isimler göreceksiniz. Bu sertifikaların hepsi birbirine bağlantılı. Şu fotoğraftaki örnekteki geçersiz yazısı eğer sizin bilgisayarınızda varsa ve bu sertifika yollarından bir tanesi mutlaka üzerinde kırmızı çarpı olacaktır. Yani bunda, bunda veya şunda kırmızı çarpı görürseniz üzerinde zaten sertifikayı göster, sertifika yol dediğinizde bu sertifika sorunsuz yerine burada farklı bir hata yazacaktır. Şimdi bunun çözümüne gelelim. Bu sertifikayı nasıl düzelteceğiz? Öncelikle bu siteden kaynaklı bir problem de olabilir. Eğer siteden kaynaklı bir problemse zaten tüm bilgisayarlarda aynı problemle karşılaşırsınız. Ama değilse bunu yapmanın kolay bir yöntemi var. Ben yine bu problemle karşılaştım ve yakın bir zamanda çözdüğüm için bu şekilde anlatacağım sizlere. Buradaki başında çarpı olan yani problemli olan sertifikanın ismini bir kenara not edin. Örneğin Global Sign. Farklı da olabilirdi bunun ismi. Bunu kapatıyoruz. Şurada Google'ın ayarlar kısmına girdiğinizde buraya sertifika yazıyoruz. Daha fazla kısmından sertifikaları yönete giriyoruz. Sertifikaları yönette karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda güvenilen kök sertifika yetkilileri denen bir ekran var. Biz yaşadığımız problemde şu sertifikayla yaşamıştık. AdTrust isminde bir sertifika. Diğer bilgisayarımızda bu sertifika yoktu. O bakımdan bu resimde görmüş olduğunuz gibi güvenli değil veyahut da sertifika geçersiz uyarısı alıyorduk ve o siteye girdiğimizde site bozuk çıkıyordu karşımıza ve hiçbir şekilde düzeltemiyorduk. Daha sonra kendi bilgisayarımda gelip baktığım zaman bu sertifikanın bende olduğunu gördüm. Daha sonra hangi sertifikaya ihtiyacınız varsa burada hepsi gözüküyor. Bakın Global Sign'ın yine sertifikaları burada az önce e-okullarında görmüştük. Bu sertifikanın üstüne basıp buradan vere basıyorsunuz. Vere bastıktan sonra bu sertifikayı dışarıya aktaracağız. Ben burada hiçbir değişiklik yapmadım. Deri ile kodlanmış ikili dedim. İleri diyorsunuz. Dosyayı nereye kaydedeceğim diyor. Buradan masaüstünü seçip sertifika yazmanız yeterli. Kaydet diyorsunuz. İleri dediğinizde, son dediğinizde dışa aktarma başarılı diye bir uyarı geliyor. Daha sonra burayı kapatıyorsunuz. Masa üstünüzde şu şekilde bir sertifika geliyor. Bu sertifikayı arkadaşınıza mail olarak göndereceksiniz. Veyahut da diğer kullandığınız o bilgisayara mail olarak göndereceksiniz. O yüzden öncelikle o e-okul sitesini güvenli olarak açabilen, yani bu sertifikaya sahip olan bir bilgisayar lazım. Veyahut da yine şurada girilen siteye, mesela bu neymiş? DigiCert dediği bir sertifika varmış. Bu sertifikanın sahip olduğu bir bilgisayar lazım öncelikle sizlere. Yani bunu açan başka bir bilgisayardan alabilirsiniz bu sertifikayı. Anlatmaya çalıştığım şey bu.
Bu sertifikayı diyelim ki mail olarak gönderdiniz açmayan bilgisayara. Şimdi tekrar bozuk olan bilgisayarda sertifikaları yönet ekranına giriyorsunuz. Güvenli kök sertifikalarına geldiğinizde burada al diye bir kısım var. Al'a girdikten sonra ileri diyorsunuz, göz at kısmından masa üstündeki bu sertifikayı seçiyorsunuz. İleri dediğinizde tekrar ileri diyorsunuz. Burada bazen içeri aktarma başarılı yazısından önce bir uyarı gelebilir. Evet, hayır gibi. Bu güvenilir bir kaynaktan gelmediğini gösterdiği içindir. Ona evet dedikten sonra o sertifika buraya eklenecek. Daha sonra sitelerin hepsini kapatıp tekrardan Google Chrome'u açtığınızda bu problemin ortadan kalkmış olduğunu göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.